Bu hali çekilir gibi değil. Günaydın Bay Kisina. Aman yavaş, gözün seveyim yavaş sesle. Affedersiniz efendim. Bendeki Nikli Silet fena az değil. Sinirim birer fişek kesin. En küçük sürtüşme onları patlatabilir. Kim bilir, ne kadar canınız acıyordur efendim. Sorma sorma, bu sabah saçımı tarayıncaya kadar canım çıktı. Bay Kisina. Uyur paçak git. Dışarıda bir kadın var. Anlattıklarından pek bir şey anlayamadık doğrusu. Ama ile de banka müdürünü göreceğim diye tutturdu. Siz kendinizi iyi hissetmiyorsanız belki. Yo. Banka işleri benim küçük rahatsızlıklarından önce gelir. Onu buraya kalıyorum. Ama gürültüsüzce lütfen. Peki efendim. Bada. Hoş geldiniz bayan. Ayağa kalkalım için özür dilerim. Biraz rahatsızım da. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim? Ay bana büyük bir yardımda bulunabilirsin. Ay inşallah boş döndüğüm ben sizinle. Ay çünkü bana başka kimsenin ayın yok. Sakin olun adam. Yalvarırım sakin olun. Affedersiniz. Aklınızı başımıza toplayarak sakin bir şekilde bu soruna eğilirsek bir çözüm bulmak daha kolay olur. Şimdi söyleyin. Derdiniz ne? Kocam efendi. Vergi tahsildarı şekil. Kendisi tam 5 aydır hasta. Ay 5 aydır benim çekmediğim kalmadı. Hastaneden anlarım adam. Üzüntünüzü paylaşın. Hastalığı nedir acaba? Sinir bozukluğu. Her şey sinirlerini bozuyor. Böyle parmağınızın ucuyla dokunacak olsun. Aman zaman bağırılıyor. Nasıl? Niçin sinirleri bozuldu? Kimsecikler bilmiyor. Ben Sezer gibi oluyorum. Lütfen devam edin ama tarifleriniz bu kadar canlı olmasın. Zavallı adamcağız. 5 aydır yataktayım. Bir daha bağırmayacaksınız değil mi? Acı acı feryat etmek hakkımdır ama neyse. Zavallı adamcağız 5 aydır yatakta yatıp iyileşmeye çalışırken adamı tuttular işinden attılar durup dururken hiç sebebi. Vah vah pek üzüldüm ama bunun bizim markayla ilgisini göremiyorum adam. Hastalığında neler çektim bilemezsiniz. Sabahtan akşama kadar bir deliğini kesmedim. Akşamdan sabaha kadar da başında bekledim. Ay bir yandan da bir sürü iş beni bekler. Evi silip süpürmek, çocuklarımıza bakmak, köpeğimizi kedimizi kedimizi hastalar, kız kardeşimin kuşunu beslemek. Kuşun hasta? Kız kardeşim başı dönüyor. Ay bir aydır fena halde başı dönüyor. Ay başta mesela her gün biraz daha artıyor. Bak hele bununla beraber onun çocuklarına, onun kedisine, onun kendisine bakmak da bana düştü. Ay sonra kız kardeşimin kuşu benim çocuklardan birini ısırdı. Bizim kedi onun kuşunu ısırdı. Kolu kırık olan en büyük kızın kız kardeşimin kedisini bağladı. Ay şimdi kız kardeşim buna karşı bizim kediyi istiyor. Ay kediyi vermezsek ya bizim keçiyi boğacakmış. Ay öyle bir kızı bulamazsa da görecek mi? Gerçekten derdiniz başınızdan aşkım. Üzülmemek elde değil. Ama gene de bizim bankayla iyisini göremiyoruz ama. Sonra kocamın maaşını almaya gittiğimde tam 24 ruble 36 kopeğini kestiler. Neden diye sordum. Yardımlaşma sandığına borç aldı dediler. Ama bu mümkün değil. Benden habersiz borç alamaz. Kafası ay tabii bu hasta haliyle değil. Zaten benim de mecalim kalmadı. Eskiden olsa taşınırsam seni çıkarırdım. Ay ama üstünüz afiyet. Bir öksürük ağrısı oldu. Öksüre öksüre ciğerlerimi kısacağım neredeyse bakın. Kocanızın iyileşmesini için aylar sürdü şimdi gayet iyi anlıyorum. Ama ben de iyisiniz dedir kuzum. Kocamın hakkı. 24 ruble 36 kopeklik helal parası. Böyle zayıf, zavallı, aciz bir kadın olduğum için bana vermiyor mu? Yüzüme karşı gülenler bile oldu. Evet, güldüler. Hatta kahkahalar attılar. Oy sağlanacak hal değil mi? Benim gibi zayıf, zavallı, çaresiz bir kadın. Söyler misin, gülecek mi var bunda? Hiç. Ben gülecek bir şey göremiyorum. Yalnız katı yürek olmak istemem ama korkarım yanlış yere geldiniz. Kocanızın çalıştığı acenteye gitmeniz gerek. Ne demek istiyorsunuz? Ben şimdiye kadar 5 acentenin kapısını çaldım. Hiçbiri derdime kulak vermedi. Sinirden aklımı kaçırmak üzereyim. Saçlarım dökülmeye başladı. Bakın avuç avuç dökülüyorlar. Bir başka acenteye daldım demeyin bana ne olursunuz. Saçlarınız yerlerinde dursun lütfen. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Burası bir banka. Banka! Biz bankacılık işleriyle uğraşırız. Bize yatırılan paraları kasalarımıza saklarız. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Ne diyorsun? Size yardımcı olamam diyorum. Ha, siz bana yardımcı olamayacağınızı mı söylüyorsunuz? Söylemeye çalışıyorum ama derdimi anlatabildiğimden pek emin değilim.
Siz benim kocamın hasta olduğuna inanmıyorsunuz, öyle mi? Buyurun, alın. İşte ispatı, işte doktor raporu. Kocamın hasta olduğundan hala şüpheniz mi var? Şüphe etmeyin, şöyle dursun, doğruluğuna yemin ederim. Ay, rapora baksanıza. Bakmaya ne acet efendim, kocası neler çektiğini çok iyi anlıyorum. Ay, yüzüne bile bakmazsanız doktor raporu ne yarar? Bakın. Evet, görüyorum. Kocanız hasta. Evet, doktor raporunda da öyle yazılı. Vah vah, pek üzüldüm. Ama bu iş bankamızın işi değil. Beni heyecanlandırdınız boşu boşuna. Bana yalan söylediniz. Ay, ben sizi sonunuzu veremedim. Ama siz bana yalan söylediniz. Ben mi? Ne zaman yalan söyledim? Raporu okuduğunuzu söylediğiniz zaman ne zaman olacak? Raporu doğru dürüst okusaydınız, kocamın sağlık durumunu nasıl haksızca işinden atıldığını anlardınız. Böyle zahit. Zavallı, çaresiz bir kadın olduğum için beni başınızdan sanmayın. Bir kerecik şu raporu göz gezdirin ne olursunuz. Bir kerecik okuyayım ben de gideyim. İyi ama raporu okudum. İki kere okumam bir anlamı var mı? Ay, üstün kere okudum. Dikkatle, en ince ayrıntısına kadar okudum. Ay, öyleyse çok hızlı okudunuz. Daha yavaş okuyun. Hızlı okuyucuyumdur. Yavaş okumam gerekmez. Ay, sindire sindire okumadınız öyleyse. Bir daha okuyun da iyice kafanıza yerleştirin. Sindire sindire okudum. Kafama dank dedi. Şurada yazılanları ezbere biliyorum. Ama bilmem hiçbir faydası yok. Çünkü bu iş bankamızın işi değil. Sinir bozukluğu diye yazıyı evde okudunuz mu? Orayı tekrar okuyun da gelin bakalım. Yanlışım var mı? Evet, görüyorum. Kocanızın sinirleri bozuk. Vah vah. Müthiş bir şey. Ama benim elimden bir alt gelmez. Şimdi gidin Allah rızası için. Ay, eliniz ayağımı. Sakın ayağımı öpmeyin. Aa! Kelleşen kafanıza sokun şunu. Böyle bir istekle bankaya gelmez, saçınızı kestirmek için kasaba gitmez kadar gariptir. Elinde deli raporu olan bir tımarhane kaçkından değil. Raporu okumadı bile. Elini verdin de suratıma fırlattın. Sizi bir adama benziyorsun. Şu rapora bir göz gezdirin ne olursunuz. Bir kerecik okuyun. Madem ben okumuştum. Hem de iki kere. Ben de iki kere okudum. Demin sana bana gösterdiniz. Herkese gösterdiniz. Hepimiz okuduk. Kapıcı bile. Ay, ama siz gözlüğüyle baktınız. Ne olabiliriz okumadınız ki? Tartışma Poçatkin. Oku gözünü seveyim. Okuduğum dışarı çıkarabilirim. Karısı yüzünden kafayı yemiş. Evet, kocanızın hasta olduğunu doğruluyor. Şimdi lütfen dışarı çıkar mısınız madem? Yoksa sizi çıkarmış için birilerini çağırayım mı? Hay Allah razı olsun. Şu kadını çıkar buradan. Dikkat et ama. Kapıcıyla ekmekçiyi de çağır. Öküz gibi kuvvetli. Bana hele parmağınızın ucuyla dokunun kıyametleri koparırım. Öyle bağırın, öyle çağırırım ki bütün şehir kasında toplanır. Benim gibi zayıf. Zavallı, çaresiz bir kadının dövüldüğü bir bankaya. Bir daha kimse adımını atmaz. Ay, Potatkin, ben bayılıyorum. Hadi. Sen mi zavallısın? Saldırı 700 su aygırı kadar zavallı. Sen mi zayıfsın? Ormanlar kralı kadar zayıf. Sen mi? Sen bir afetsin. Önüne gelen her şeyi silip süpüren bir afet. Dağ köylerini kasıp kavuran bir kasırgasın sen. Senin gibi kadınlar, benim gibi adamları koca gibi sizin rahatsız eder. Yani siz şimdi bana yardım etmeyecek misiniz? Vur şuna Poçatkin, bir temizle o! Benden sana izin. Öyle bir köte kap ki aklı başına gelsin. İstiyor musunuz? Benim gibi kadınım nasıl tahmini reva görüyor? Benim gibi hem öksüz hem yetim bir anneyi döndürecek sizi. Siz nasıl öksürdüğümü işittiniz mi? Ay, sizin de yüreğiniz parçalansın. Madam,
adam, lütfen gelin. Bunun benim adamım. Aaa! Tek eline! Başka türlü def edemeyeceğiz buradan. Lanet olsun. Bankanıza lanet okuyorum. Size de, müşterilerinize de uğursuzluk üstüne uğursuzluk gelsin. Kasalarınızdaki paralar şalgam olsun, turp olsun. Mahzenlerinizdeki altınlar turşuya dansın. Rubleriniz sarımsal, köpekleriniz soğana çevrilsin. Başka da bir şeycikler demeyin. Dur, dur, yalvarıyorum, sus artık. O caddeye şuna para ver. Şuna daha fazlasını ver ama artık gözüm görmesin. Şimdi 24 ruble ve 36 kopek. Ne bir metelik eksik, ne bir metelik fazla. Hakkımı istedim. Buyurun adam, parayı vereyim. Ay, şey, 1 ruble de yol parası. Yani ben kendim yayan giderdim ama ayıptır söylemesi. Dizlerimin bahçesinde. O çatlık şuna araba parası ver. Ev parası ver. Daha fazla sırmen ama artık gözüm görmesin. Yeter ki başımdan git. Allah'ın güzel razı olsun. Allah tuttuğunu tahtım etsin. Uğursuzluğun kaldırıyorum. Geç de bitti, geç de bitti. Allah'ım. Bu kadın da neydi böyle? Saçlarını dökün. Tutam tutam dökün. Öceteye tekrar girebilmesi için bana bir tavsiye mektubu lazım. Ama ben çok nazik bir insanım da bugün sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Siz onu yazın. Ben yarın sabah gelir. Aa, kendim alırım onu. Ay Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı getirsin. Yarın yine gelecek. Yarın yine gelecekmiş. O çatıya yarın yine gelecekmiş.